Merhaba Şeyma. Merhaba hocam, nasılsın? İyiyim valla, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Bugün moderatör sensin değil mi? Evet, yapabilecek miyim bakalım? İlk kez böyle bir Yapmışsın. şey yapacağım. Bir de bugün herhalde kaydı alınıyor, değil mi? Şu an kayıt var yani. Şu an kayıtta, aynen. Nasıl oluyor bilmiyorum da. Teorik olarak bu kayıtların hepsi YouTube'a yükleniyormuş. Ama bakalım nasıl olacak. Evet. Herhalde biz kapattığımızda yüklenecek, değil mi? Herhalde. Ben de bilmiyorum. Tamam. Bir de hocam ben birazcık bakamadım şeylere, çevirilere falan. Önemli değil ya. Bu yavaş bir süreç. Herkes boş zamanında yapmaya çalışıyor. Merhaba. Merhaba ben. Merhaba. Herkes boş zamanında yapmaya çalıştığı için yavaş ilerlemesi normal. Ne kadar beklemeliyiz? 5 dakika falan mı? Bence 3 geçe falan başlayalım. Tamamdır. Belki geçen hafta da vardın galiba, değil mi? Evet, geçen hafta vardım ben de. Tatil zamanı olduğu için belki birazcık az katılım olur bugün. Siz de tatildeydiniz. İnşallah iyi geçti tatiliniz. İyi geçti. Sağ ol. Neyse. Kanala yazmamıza gerek var mı hocam? Yani başlıyoruz vesaire gibi. Aslında güzel fikir. Sen moderatör olduğun için ben yazabilirim hemen. Tamamdır. Olur. Tamamdır, yazdım. Başlayalım istiyorsan. Tamam. Tanışma kısmını atlıyorum o zaman. Evet. Ekran paylaşacaktım, değil mi? Evet. Zannediyorum görünüyor şu anda. Görünüyor. Tamam. 7 Ağustos için baktığımızda kaydı başlattık. Davranış kurallarını zaten biliyoruz. Üye olma talimatları kısmında da yine genel bilgiler kısmından ilerliyoruz. Hocam buraları bildiğimiz için atlıyorum. Aslında Aynen. Yani yeni biri olursa hani onları hatırlatma olsun diye ben evet. şablona koymuştum. Tamam. Bir tek şurada şey gördüm. Onu hemen bir sorayım. Şeyde şu hangisi? 2 ve 3. How to contribute ve style guide kısmında index MD'de güncellenmesi gerekiyor diye not düşünmüş ya. Evet. Bunların pull request'leri tamamlandıktan sonra yapacağız, değil mi? Aynen öyle. Hatta
Ha evet, aynen. Bunlar tamamlandıktan sonra IndexMD'den bunlara link koyacağız. O sütun bayağı mantıklı olmuş. Galiba Oğuzhan koydu. Referenced in diye ya da NS'de olabilir. Evet. Olmuş. Şu şey değil mi? Ha. Referansız kısım. Tamam. Ya bu ikisini merge olduğu zaman gidip indeksi güncellememiz gerekecek. Tamamdır. Onun dışında O şekilde benim birkaç bir soracağım bir şey var. Geri oraya dönebilir misin sana zaman? tamam. Berke hazır buradayken Hı. cloud computing. Bu galiba hazır gibi geldi Evet bana. evet. Enes de baktık ona. Hani o zaten çoğunu hazırlamıştı. Ben de bir Aha. gözden geçirdim. Hani şu an in review olarak gözüküyor ama onu hani siz de şey yaparsanız eğer hani belki statü olarak şey yapabiliriz. Statüsünü değiştirebiliriz. Çevirelim onu da. Yani ne oluyor? Başka neyimiz var? In review. Başka hangi statüs var orada Dan bilmiyorum. var direkt şeyden Ha, sonra. okey. Dan değil de. Yani artık bunu pull request yollayabiliriz. Manasında bir şey arıyordum da yokmuş. Değil mi? Yok aynı. Ben de baktım onu da Okey. bulamadım. Ben dokümanı ben kendim zaten şey yapmıştım, bakmıştım. Hani benim açımdan doküman güzel. Diğer arkadaşlar fikir beyan etti mi, etmedi mi bilmiyorum. Başka kim review etti de. Yollayın abi şeyi. PR'e. İkinci sayfamızı da eklemiş olalım. Bunu not almama gerek yok herhalde, değil mi? Gerek yok bence. Tamam. Bunun dışında burada başka bir şey var mı hocam? Ha, Ya da orada belki senin? ben birkaç tane boş sayfa hazırladım. Boş doküman hazırladım. Aynen. Bir tanesi o. Altta Kubernetes, Container Orchestration, bir de DevOps var. İki altta daha, en altta. Onları hazırladım. Hani belki şey diye nasıl diyeyim, katkı yapmak isteyen arkadaşlar işte Google dokümanı falan hani o süreci bilemiyorlardır diye. Mesela bir tanesini açarsan DevOps'u açtım. tamam fark etmez. Ya her şey hazır. İngilizcesini de oraya copy paste yaptım. Çevirmek isteyen birisi varsa direkt buradan başka bir tarafa bakmadan direkt çevirebilir falan diye düşündüm. Bunu bütün sayfalar için yapalım mı? Yapabilirim yani gerekirse. Bence uğraşma yani ilerledikçe yapalım. Şimdi Tamam. yeterince var. 3-4 tane var. Onlar bir arkadaşlar gruptan, ekipten başka arkadaşlar işte ben bunu yapacağım diye ismini yazdıktan sonra ekleyebiliriz. Tamamdır. Onun dışında ben de şurayı soracaktım. Burası şu an backlog kısmı mı oluyor? Yani daha hiçbir şey değiştirmedik ya. Yani bunların statüsü boş mu kalmalı draft olanların? Bence kalsın öyle. Tamam. Aslında her şey backlog da. Backlog ne demek? O zaman bir şey birisi ne bu atandığı zaman mı backlog'a giriyor? Mesela Oğuzhan öyle yapmış. Containers'ı kendi üstüne almış. Ondan sonra backlog yazmış. Herhalde o daha mantıklı. Anladım. Tamam, bunu backlog yapabilirim o zaman. Tamam, aynen öyle. Onun da gene draftını ben mi oluşturdum? Evet, Yok. siz Tamam. oluşturmuşsunuz. Ben ayarlamıştım da buraya bağlamamıştım. Ha, tamam. Bugün gördüm onu. Benim üstümde bir tane daha var. How to contribute. Orada bir iki sorum oldu benim şeye, Glossary ekibine yani CNCF'teki Glossary ekibine. Onun cevabını bekliyorum. O cevap gelsin, ondan sonra onu da tamamlayacağım. Anladım. Tamamdır. Açmama gerek yok değil mi? Açtım ama. Ya gerek yok. Bu uzun, Tamam. bayağı uzun bu arada. O yüzden Evet. bayağı bir çevirdim, çevirdim, çevirdim. Sonra dedim ki bazı şeyler çevirmek mantıklı değil. Onu bir sorayım dedim. Bıraktım. İşi konusunu neye karar verdiniz hocam? İşi konusunu. Bir şeye karar veremedim. Herhalde görev olarak bırakacağım. Öyle. Tamam. Onun dışında burada başka bir şey var mı konuşacağımız? Zehra'nın katıldığını gördüm. Şu sayfalardan, draftlardan bir tanesini tekrar açabilirsen. Zehra görmediyse galiba yeni katıldı. Devam. Açtım. Ha. Birkaç tane bu şekilde sayfa hazırladık Zehra. Daha doğrusu belge hazırladık. Yani şey kolay olsun diye. Direkt çeviriye başlayabilirsin isteyen diye.
Burada yazan işte draftlardan, boş olanlardan istediğinde kendi ismini yazabilirsin. Direkt burada çevirisini yapabilirsin. İstediğin bir tane varsa ismini yazarsan bir tane de backup birini buluruz. Bu şekilde ilerleyebilirsin. Geçtim diğer tarafa. Mesaj var bir tane ama. Bu sayfa dokümanlarda var değil mi demiş Zehra. Şey Drive DevOps mu? Excel sheet de Drive'da var. Şeyler de var. Mesela atıyorum DevOps. Tıkladığın zaman direkt gidiyorsun. Şuradan mı bahsediyoruz? Turkish Glossary Drive'ında. Aynen. Bu Drive'ın içinde işte şey var. Localization Index, bu Excel sheet'imiz. Buradan işte sayfaların takibini yapıyoruz. Evet, burası. Buradan da mesela diyelim ki DevOps'u çevirmek istediğinde orada zaten linki var DevOps dokümanının. Ya da Kubernetes veya diğerleri hangisini istersen. Bir mesaj. Tamam. Herhalde şu an tamam zaten. Bunun dışında devam edeyim şeyden buradan. Önceki aksiyonların kontrolünü zannedersem yaptık şu anda. Altta başka bir şey yazıyor mu aksiyonlarda? Önceki toplantıların aksiyonlarında. Hem bakayım. Bakabilir misin? Ha, tamam. Onlar tamam. Onları da istiyorsan işaretle. Bu sefer moderatör sen oldun. Zoom problemini de hallettik gibi görünüyor. Şu anda kaydoluyor bu toplantı ama kaydı nerede bulacağız? O şu anda tam belli değil. İnşallah bir yerde bulacağız. YouTube'da paylaşılabilir mi? Direkt seyredildi sanki. Yani YouTube'da şey, kendimiz bulmuyor. Vallahi CNCF YouTube kanalına falan koyalım diyorduk ama bakalım nasıl olacak. İstemez misin CNCF YouTube kanalına? Çok iyi olur. Hatta hani biz koymayıp da direkt toplantı kayıtlandırılmaz. Kendisi hani yüklense daha da hani bizi uğraştırmaz. Evet. Bence gayet verimli ve güzel olur yani. Tamam. Ya onu bir soralım, bir soracağım yani işte şu toplantıdan sonra. Belki bir mail gelir, bir şey olur. Hiç bilmiyorum bu iş nasıl gidiyor da. Öyle demişler. Şey yazalım. Toplantıya katılanların isimlerini buraya Evet. yazabiliriz. Tamam. Siz yazar mısınız? Link atayım ya da ben mi yazayım? Herkes kendi ismini yaz. Tamam. Konular kısmına hocam bunu eklemişsiniz. Açıyorum. O zaman çeviri yaptıkça yeni kelimeleri buraya mı yazalım? Şimdi bunun sebebi ben böyle bir şey açtım ortak terimler ve çevirileri diye. Hani her dokümanın başında bir kısım vardı ya işte şunu şöyle çevirdim diye bir şeyler. Bunları bir yerlerde birleştirmemiz gerekiyor. Çünkü ben tam olarak işte bu sayfayı çevirirken mesela Açayım mı tekrar ha, ya şey değil, şart değil. Şimdi hatırlamadım da mesela cloud computing lafı. Cloud orayı? computing benim karşıma da çıktı o şeyde ya da başka bir tanesi application'da olabilir. Bunu ben başka bir şekilde çevirmiştim. Sonra bir baktım Oğuzhan'la kimin Oğuzhan'ın diyeyim ya da Enes'in, Berke'nin birinin hazırladığı dokümana baktığımda farklı bir şekilde ve daha mantıklı bir şekilde çevrildiğini gördüm. Ondan sonra dedim ki ha bu terimleri bir yerlerde toplamamız lazım. Bunu da herhalde her sayfa çevirisinden sonra böyle buraya eklersek bu sheet'e güzel olur. Tamamdır. Kendi eklemedim henüz. Sayfa çevirisi tamamen bitsin ondan sonra eklerim. Anladım. Çeviri yaparken hani izlenecek adımlar şeklinde işte ortak terimler ve çevirilere varsa yeni kelimeleri ekleyin Evet. tarzı bir şey girmemize gerek var mı? Var aslında güzel olur. Hem oraya bir bakın hani çeviri yaparken. Hem de
şey mi? Hem de oraya sonrasında ekleyin diye bir şey aslında yazsak güzel olur. Onu Tamam. ben toplantı notlarına yazayım hemen. Tamamdır. Tamamdır. Bunu ben yaparım. Tamam hocam. Bunun dışında gelecek hafta için müsaade edecek miyiz? Pardon, ben duyamadım ben. Oraya bir şey yazacak mıyız anlamında bir şey sormuştu da yazdınız zaten. Action items'a. Tamam. Burada herhalde sonlanıyor diyebilir miyiz toplantı? Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani eklemek istediğim bir şey yok şu anlık. Zehra? Tamam, o zaman bence bitirelim. Hı. Zaten çok fazla bir aktivite olmadı şeyde. Evet. Çok fazla da konuşacak bir şey yok. Tamam. Zehra galiba bir şey yazdı. Tamam. Belirli Benim de yok demiş. bir altyapıya ulaştık. Tamamdır. Belirli bir altyapıya ulaştık. İsteyen arkadaşlar, Zehra, başka arkadaşlarım varsa onları da davet edebilirsin. Yani yeni olduğun için söylüyorum. Şeyden, bu draftlardan bir tanesini alıp direkt çevirmeye başlayabilirsin. Tamamdır. Teşekkür ederim Zehra da. O zaman paylaşım durduruyorum. 2 hafta sonra görüşmek üzere diyeyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Sağ olun.